Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Redmi Note serisinin yeni modeli olan Redmi Note 12'yi inceleyeceğiz. Bakalım fiyat performans tarafında beklentileri sonuna kadar karşılıyor mu onu göreceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet, Redmi Note serisi modellerinin yıllardır ülkemizde en çok ilgi gören orta segment telefonlar arasında yer aldığını biliyoruz. Çünkü söz konusu seri hem uygun fiyatla karşımıza çıkarken hem de performans tarafında da beklentileri sonuna kadar karşılıyor. Hatta bazı Note serisi modellerinin özellikle son yıllarda üst segmentten bazı özellikler aldığını söyleyebiliriz. Yani artık Redmi Note serisi modellerinin yavaş yavaş seviye atladığını söyleyebiliriz. Redmi Note 12 modeli ise bugünkü inceleme konuğumuz, rakiplerine meydan okuyan modelin. Dilerseniz tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Daha sonrasında teknik özelliklerle devam edeceğiz. Cihazın ilk olarak tasarım ayrıntılarını incelediğimiz zaman arka panelinde üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Ön tarafına baktığımızda ise delikli ekran tasarımının yer aldığını söyleyelim. Hatta şöyle elime dalayım telefonu. Elime aldığımda zaten segmentinin üstünde bir tasarım karşımıza çıkıyor. Yani delikli ekran tasarımı, aynı zamanda ince çerçeveler ve alt taraftaki çene bölgesinde yan ve üst taraftaki çerçevelerden biraz daha kalın olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu da fiyatına bağlı olarak düşündüğümüz zaman aslında makul diyebileceğimiz bir kalınlık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü genellikle benzer fiyat skalasına sahip olan modellerde bu alt çerçevenin, çene bölgesi dediğimiz kısmın biraz daha kalın olduğunu görüyorduk. Fakat Redmi hem ince tasarımıyla karşımıza çıkarken hem de bu çene bölgesini biraz daha ince tutmaya çalışarak kullanım ve tam ekran hissiyatını sağlama konusunda önemli bir adım atmış Redmi Note 12 modeliyle. Bu arada arkadaşlar, arka tarafında kamera kurulumunun biraz daha çıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat kılıfı taktığımız zaman bu çıkıntılar kayboluyor. Yani kılıfsız kullanıp masaya koyduğunuz zaman kameranın olduğu kısım potluk yapabiliyor. Ama onun dışında kılıf taktığımız zaman herhangi bir sıkıntı yer almıyor. Evet, tasarım ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Sağ tarafında bir kilit tuşu bulunuyor. Bu kilit tuşu aynı zamanda parmak izi sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Ses açma kapama tuşu. Üst tarafına baktığımızda jack girişi, kızıl ötesi sensörü ve gürültü engelleyici mikrofon yer alıyor. Sol tarafında sim tepsisi ve alt tarafına baktığımızda ise hoparlör, mikrofon ve Type-C girişi yer alıyor. Genel olarak tasarım ayrıntılarını değerlendirdiğimiz zaman tek elle kullanıma uygun bir model olduğunu ve kasasının da bir hayli ince olduğunu söyleyelim. Hazır kasadan bahsetmişken ağırlık tarafına da gelecek olursak 188 gramlık bir ağırlığı bulunuyor arkadaşlar. Genellikle 200 gram civarı bir telefon için ideal ağırlık diyebiliriz. Fakat Redmi Note 12 modeli bu ağırlığın biraz daha altına düşmüş. Şimdi de geldik ekran tarafına arkadaşlar. Ekran özelliklerine baktığımızda 6.67 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranın 120 Hz tazeleme oranına sahip olduğunu belirtelim. 1200 nitlik bir parlaklığa sahip olan ekran AMOLED panel tipiyle geliyor. Bu ekranın çözünürlüğü ise 1080x2400 ve 395 ppi'lik bir piksel yoğunluğu yer alıyor. Koruma teknolojisi tarafında ise Corning Gorilla Glass 3 ile korunduğunu da belirtelim. Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Redmi Note modellerinde artık yalnızca serinin Pro modellerinde yüksek tazeleme oranına sahip paneller karşımıza çıkıyordu. Artık serinin düz modelinde bile 120 Hz'lik panelin bizleri karşıladığını söyleyebiliriz. Ve dediğim gibi önceki modellerde IPS LCD paneller kullanılırken artık AMOLED panele geçiş yaptığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda tanıtılması beklenen Redmi modellerinde ise OLED panele geçiş yapılacağına dair sızıntılar mevcut. Yani artık üst segmentte görmeye alışık olduğumuz özelliklerin Redmi Note serisine getirildiğini söyleyebiliriz. Biraz da ekran deneyiminden bahsedelim. Tanıtım tarihinde biz bu telefonu edinmiştik ve o zamandan beri film, dizi izlemek veya YouTube'da videolar izlemek gibi aktivitelerde ekran kesinlikle bana yetti. Bununla beraber parlaklık kısmında da şunu belirteyim arkadaşlar. Güneşli havalarda bile ekranı göremiyorum gibi bir sıkıntı olmuyor. Otomatik parlaklık özelliğini açıyorum zaten. Çok aydınlık havalarda yüksek parlaklığı telefon otomatik olarak açıyor. Karanlık alanlarda ise otomatik olarak parlaklığı düşürüyor. Bu yüzden ekran parlaklığının da sonuna kadar yettiğini söyleyebilirim. Video, dizi, film, belgesel konusunda da
renkleri güzel bir şekilde yansıttığını kesinlikle sizlere belirteyim. Yani AMOLED ekranın da artısı var tabii ki ama Redmi Note 12'nin ekran panelinin beni sonuna kadar tatmin ettiğini söyleyebilirim. Ekran tarafında eksi olarak nitelendirebileceğim bir yan var mı diye düşünüyorum. Hani alt taraftaki çene bölgesi biraz daha ince tutulabilirdi. Onun dışında ekran ve tasarım tarafında hem inceliğiyle hem duruş hissiyatıyla beklentileri sonuna kadar karşılayan bir model olduğunu söyleyebilirim. Özellikle fiyatına göre. Evet, tasarım ayrıntılarına değindik. Şimdi geldik Redmi Note 12 modelinin teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. İşlemci tarafına baktığımız zaman Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 685 yongasından güç aldığını belirtelim. Bu yonga seti 6 nanometre üretim sürecinden geçiyor. Grafik yongasında Adreno 610 yer alıyor. Bize gelen model 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Fakat bunun 4.64 olan versiyonu da var. Bluetooth 5.0 versiyonu ile geliyor. 5000 mAh'lik kapasiteli pili var ve 33 Watt'lık hızlı şarj ile desteklendiğini belirtelim. İşletim sistemi tarafında ise MIUI 14 arayüzüyle gelen Android 13 ile kutudan çıkıyor. Evet, teknik özelliklerini değerlendirdik. Şimdi geldik kullanıcı deneyimine. İlk olarak işlemci tarafından başlayacağım. Snapdragon 685 Yonga setine sahip olduğunu söylemiştik ve bu Yonga seti 6 nanometre üretim sürecinden geçiyor. Peki nedir bu 6 nanometre arkadaşlar? 6 nanometre bir işlemcideki transistörler arası mesafeyi ifade ediyor. Yani bir işlemcide nanometre değeri ne kadar düşükse o işlemciden alınan verim maksimuma çıkarılıyor. Bununla beraber enerji tarafı da minimuma indirgeniyor. Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen amiral gemisi işlemcilerin 5 nanometrelik üretim sürecinden geçtiğini biliyoruz. Redmi'nin ise Note 12 modelinde 6 nanometrelik bir işlemci kullanması önemli bir avantaj olmuş. Çünkü hem performans tarafında iyi bir güç gösteren model, 6 nanometrelik üretim süreci sayesinde de ısınma gibi sorunları da ortadan kaldırıyor. Ki biz bu telefonla uzun süre Call of Duty gibi oyunlar oynadık ve saatlerce oynamamıza rağmen ısınma sorunu neredeyse yok denecek kadar azdı. Tabii ki her telefonda ısınma olur arkadaşlar. Yani bu telefon da ısındı. Fakat ısınma yalnızca işlemcinin olduğu bölgelerde oldu ve el yakmayacak kadar bir ısınma olduğunu belirtelim. Yani belirli bir zaman geçtikten sonra kısa bir sürede 4-5 dakikalık bir süreçte telefonun hemen soğuduğunu söyleyebiliriz. Oyun performansına gelecek olursak zaten 120 Hz'lik bir ekrana sahip olduğu için akıcı bir oyun deneyimi sunduğunu söyleyelim. Ayrıca pil tarafında da saatlerce oynasak bile çok da bir düşüş yaşanmadı. 5000 mAh'lik bir pilden bahsetmiştik. Peki bu pili nasıl dolduracağız? Hemen kutu içeriğinden sizlere de göstereyim arkadaşlar. 33 Watt'lık bir adaptör çıkıyor. Yani son zamanlarda piyasaya sürülen akıllı telefonlarda şarj aleti çıkmadığını biliyoruz. Fakat Redmi yine kalitesini konuşturmuş ve 33 Watt'lık adaptörü kullanıcılara kutu içeriğinde karşılamış arkadaşlar. Ayrıca Redmi'nin kutu içeriğinden kısmadığını ve silikon kılıfını da yine kullanıcılara sunduğunu belirtelim. Tekrardan söylediğim gibi bu silikon kılıfı kullandığımız zaman kamera tarafındaki çıkıntı olmuyor. Yani arka tarafı dümdüz oluyor arkadaşlar telefonun. Bir de yeni çıkan telefon olduğu için kılıf bulma derdi de oluyor. Yani ben bu kılıfı nereden bulabilirim? Hemen tüm kılıfçılara gelir mi diye düşünmenize gerek kalmadan telefonu sipariş verdiğimizde kutu içerisine zaten kılıf geldiği için herhangi bir kılıfçı aramadan içerisinde bulundurduğu silikon kılıf olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi geldik telefonun sunduğu kamera özelliklerine. 50 megapiksel f1.8 ana kamerayla gelen model 8 megapiksellik f2.2 geniş açılı kamerayla destekleniyor. Ayrıca 2 megapiksel f2.4 makro lensinin yer aldığını da belirtelim. Ön kamera tarafında ise 13 megapiksellik f2.5 diyafram aralığına sahip bir ön kamera yer alıyor. Peki kağıt üzerindeki veriler bunlar. Performans tarafında bize nasıl bir çekim kalitesi sunuyor Redmi Note 12 modeli? Dilerseniz bir kamera testlerine geçelim. Daha sonrasında incelememize devam edeceğiz. Evet, Redmi Note 12 modelinin ön kamerasındayız. Ön kamera performansı bu şekilde. Şöyle saçımızı da açalım, etrafı gösterelim. Bir yandan da yağmur yağıyor arkadaşlar.
Mikrofon performansı da bu şekilde. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, şu anda Redmi Note 12 modelinin arka kamerasından görüyorsunuz etrafı. Hava biraz kapalı ama şu anda etrafta ezan okunuyor duyduğunuz gibi. Ve benim sesimi net bir şekilde duyuyorsanız gürültü engelleme gayet iyi çalışıyor diyebiliriz. Hatta biraz da şöyle yürüyelim bakalım sarsıntı önlemesi nasıl. Ve şuradaki bitkiye doğru yakınlaşalım. Bakalım arka kamerası bize renk doğruluğu açısından nasıl performans sunuyor. Şöyle yakınlaştırdığımızda gayet net bir şekilde odakladığını söyleyebiliriz. Arka kamera performansı bu şekilde. Evet, kamera testleri bu şekildeydi. Ben genel olarak hem düşük ışıkta hem de yüksek ışıkta çekim performansının gayet tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Özellikle düşük ışık tarafında kendi segmentinden bir tık daha iyi performans sergiliyor. Bu noktada da Xiaomi'nin yapay zeka performansı devreye giriyor. Video tarafında da yine sarsıntıların minimuma indirgendiğini gördük. Peki siz bu kamera performansını nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında tartışalım. Redmi Note 12 modelinin 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip olan versiyonun şu anda 8500 TL'lik bir fiyat etiketiyle karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. 10.000 TL'nin altına telefon kalmadığı bu dönemde 8500 TL'lik bir fiyatın makul olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki farklı seçenekler de olabilir. Yani bu fiyata sahip olan modellerle karşılaştırmasını da yapacağız arkadaşlar. Eğer karşılaştırmamızı istediğiniz bir model varsa Redmi Note 12 ile beraber yorumlar kısmında bizlere belirtin. Biz de sizler için tüm yorumları okuyup değerlendireceğiz. Bu arada bizdeki model 10X gri olarak geçiyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra buz mavisi ve nane yeşili gibi renklerinin olduğunu da söyleyelim. Dediğimiz gibi kafanıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmında belirtin. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Önümüzdeki günlerde farklı incelemeler ile karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Biz de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.